Birleşmiş Milletler kalkınma amaçlarından ikincisinin dördüncü alt hedefi 2030'a kadar sürdürülebilir gıda üretimi sistemlerinin güvence altına alınmasını destekliyoruz, değerli buluyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak da bu işbirliği önerilerini iki faktörle göz önüne getiriyoruz. Birinci ve en önemli faktör Nijer eyaletinin bu alanda gösterdiği takdire şayan çabaları. Diğeri de Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan bir Dünya Bankası projesidir. Türkiye iklim dostu ve rekabetçi tarımsal büyüme projesi TÜKSAP sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal büyüme için kapasite güçlendirmeyi ve Türkiye'nin hedeflenen bölgelerinde iklim dostu tarımın kullanılmasını teşvik ediyor. Ankara Ticaret Odası olarak Nijerya'daki tüm kurumları Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızın iklim krizine uyum konusunda şimdiye kadar edinmiş olduğu deneyim ve uzmanlıktan faydalanmaya davet ediyoruz. Sürdürülebilir tarım mirasının kökleri Anadolu'da gelişen firik uygarlığına dayanmaktadır. Toprağı özenle ve ustalıkla işlemeye olan bağlılıkları hepimiz için ilham kaynağıdır. Ancak yolculuğumuzun dokusu antik tarihle sınırlı değil, Mevlana Rumi ve Yunus Emre'nin derin bilgeliğiyle de iç içedir. 8 asır önceden bugüne şöyle sesleniyor büyük halk şairi Yunus Emre. Her dem yeni dirlikte bizden kim usanası? Yani diyor ki Yunus Emre, biz her an yeniden doğar, sürekli yenileniriz. Bu yüzden bizden hiç kimse bıkmaz, usanmaz. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Her an diri olmak lazımdır. Tıpkı bir diğer büyük düşünürümüz Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Yunus Emre ve Mevlana'ya ait bu iki cümleden daha etkili inovasyon tarifleri duymadım bugüne kadar. Dayanışmanın sembolü ahşap sütunlu camilerimiz sürdürülebilirlik sayesinde tarih sahnesinden günümüze gelerek bugünün insanına ışık tutuyor. Aynı şekilde bugün koruyabildiğimiz çevremiz, doğamız, tarım arazilerimiz, suyumuz, havamız da gelecek nesillerin yaşamının devam etmesine imkan sağlayacak. Tüm çabalarımız gelecek kuşaklar nefessiz ve susuz kalmasın diye.